Ve böylece karşınızda yeni fotoğraf makinem Canon EOS R. Aslında sadece fotoğraf makinesi de değil çünkü videolarımı da Canon EOS R ile çekeceğim. Ve böylece bu videoda Canon EOS R'ın kutu açılışını yapacağız. İçerisinden neler çıkıyor bakacağız. Bu an sizlerle paylaşayım istedim. Kutu açılışı sonrasında Canon EOS R'ın bana sağladığı avantajlar neden? Neden Canon EOS R'a geçtim? Bunlar üzerine konuşalım istiyorum. Öncelikle tabii ki umarım ki keyifler ve umarım ki her şey yolundadır. Ben de sizlere kaliteli içerikler üretmek için burada çalışıyorum. Ve destek olmak adına videoyu beğenmeyi unutmayın diyelim ve kutu açılışına da geçiş yapalım ve şöyle olsun Öyleyse karşınızda Canon EOS R. İlk olarak ürünü aldığınız zaman şöyle bir kutuyla geliyor. Oldukça minimal, güzel bir tasarımı var. Zaten genelde de artık fotoğraf makinelerinde bu tasarıma gidiliyor ve bence oldukça şık. Çok önemli mi diyecek olursanız, bence bir açıdan önemli. Buraya bir sürü bir sürü şey doldurup kalabalık yapmaya gerek yok. Bu anlamda Canon'un da burada oldukça güzel bir tasarıma sahip olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi benim önümde görmüş olduğunuz EOS R ve içerisinde RF 2405 F4 lens ile beraber geliyor. Yani şu an bir kit var önümde ve içerisinden bir de adaptörümüz çıkıyor. Hemen yan tarafına bakacak olursak burada zaten görsellerde göstermişler. Bir adet EOS arımız, lensimiz ve adaptörümüz mevcut. Bu adaptör ile beraber de eğer ki elinizde Canon'un farklı lensleri varsa, EF lensleri varsa EOS'larda kullanabiliyorsunuz. Bu da oldukça güzel. Özellikle içerisinden çıkması da oldukça iyi. Arka tarafta genel özellikleri yazmışlar. Çok kalabalık yok. Burada da yine aynı bilgiler mevcut. İsterseniz gelin kutuyu açalım. Ben de sizlerle beraber ilk defa açacağım. Bu anlamda oldukça heyecanlıyım. Bu arada gözünüze de takılabilir. Şurada küçük bir yırtık var. Onu da ben kutuyu taşırken yaptım. Ve şurada da görmüş olduğunuz gibi kutu kapalı. İsterseniz gelin beraber açalım ve bu anı paylaşalım. Kesme işlemini başlatıyorum. Hatta şöyle yapalım. Böyle kesme işlemi başladı. Siz de bir makine aldığınız zaman şurasının mutlaka ama mutlaka açılmamış olmasına dikkat edin. Bu oldukça önemli. Hazırsanız kutuyu da açıyorum. Şöyle yapalım. Ve evet. <laughs> Bunu beklemiyordum. İçerisinden bir kutu daha çıktı. Kutu Seption oldu. Soldaki kutuda body ve lensimiz mevcut. Adaptörü de içerisine farklı bir şekilde koymuşlar. Şu şekilde görüyorsunuz. Adaptörü en son açarız. Şimdilik şöyle kenarıya koyalım. Ve böylece bir diğer kutuya da geçiş yaptık. Bakalım nereye kadar gidecek. Şöyle bir genel olarak bakacak olursak zaten aynı tasarım bizi karşılıyor. Çok büyük bir fark yok. Sadece adaptör buradan gitmiş oldu. İsterseniz gelin kutuyu açalım. Ve karşınızda Canon EOS R. Ürünü aldığınız zaman ilk olarak bize ne karşılıyor? Şöyle bakalım. Canon'un garantisi bizi karşılıyor. Bu oldukça güzel. Bu arada size şunu da söylemek istiyorum. Canon ürünlerini doğrudan Canon'dan almanızı tavsiye ederim. Yani ithalatçı garantili ürünlere çok fazla yönelmeyin. Sonuçta Canon'un kendi garantisini sunması çok büyük bir avantaj ve bu anlamda hani buna dikkat ederseniz mağdur olmazsınız. Şimdi kutunun içerisinde neler var? İlk olarak şurada pilimizi görüyoruz. Pil Canon diyasalar makinelerinde de kullandığı pil. Şöyle geliyor. Bunu şöyle kenara koyalım. İçerisinde bir adet kullanım kılavuzu CD ile beraber çıktı. Şöyle bir açalım. İçinden neler çıkıyor bakalım. Pek çok kişinin çok dikkatini çekmeyen konular ama yine de bakmak istedim. Özellikle şu CD'nin arka tarafında bir şeyler var. Bunların ne olduğunu merak ediyorum. Canon Görsel Akademi'de eğitime katıl. Fotoğrafçılığa ilk adımını at. Güzel. Canon'un böyle bir girişime girmesi de güzel. Zaten Canon güzel etkinlikler de bu arada düzenliyor. Ve burada şarj cihazımızı görüyoruz. Bir de fark ettiğiniz üzere kutunun içerisinden şu şekilde iki tarafı USB Type-C kablo çıkıyor. Böylece Canon EOS'ların yine sevdiğim özelliklerinden birisi. Örneğin MacBook'u doğrudan MacBook'un adaptörüne takarak da şarj edebiliyorsunuz. Ben de MacBook kullandığım için yani yanımda ekstra bir batarya taşıma ihtiyacım da olmayacak. Özellikle vlog çekerken yerlerde dolaşırken bu bir avantaj. Adaptör için prizimiz de mevcut. Bunu da şöyle bir kenarıya koyalım. Ve bizi asıl karşılayan ilk olarak burada bir parasoleyi karşıladı. Ama bunu kenarı koyalım. Ve burada sanıyorum ki içerisinde lens için kılıf var. Emin de değilim ama öyle tahmin ediyorum. Evet. Güzel. Şöyle bir taşıma çantası çıktı lens için. Bunu oldukça beğendim. Sanırım bugüne kadar gördüğüm en güzel lens kılıfı şu an önümde. Hard case değil fakat kumaşı kalitesiz bir kumaş değil. Zaten fark etmişsinizdir. Oldukça güzel bir dokusu var ve büyük ihtimalle su geçirmiyordur diye tahmin ediyorum. En azından darbelere karşı koruyacaktır ve Alt tarafı da şurası süngerli. Yani bir şöyle direkt yere değmiyor. Sert bir daha doğrusu süngerimsi bir malzeme var. Bu da oldukça güzel. Burada bir adet askımız mevcut. EOSAR askısı. Bunu da kenarı koyalım. Parasoleyi de kenarı koyalım. Ve artık işleri hızlandıralım. Ve böylece ilk olarak lensten başlayalım. Karşınızda 24 -105. lensi şöyle bir açalım. Bu arada ortalık çok karıştı. Ben şu ortalığı kısaca bir toplayayım. İlk olarak lensimiz şu şekilde korumalı bir şekilde geldi. Çıkaracak olursak karşınızda 24 -105. Oldukça güzel. Bu arada zaten pek çok kişinin bildiği üzere Canon RF lensleri oldukça gelişmiş lensler ve ekstra özellikleri de var. Örneğin ön tarafındaki halkadan siz adadığınız bir özelliği örneğin ISO'yu ya da farklı bir işte diyaframı gibi değiştirebiliyorsunuz. Zaten ilerleyen süreçte de bu konulara oldukça detaylı bir şekilde değineceğiz. Ve şöyle bakalım. Gördüğünüz gibi kocaman bir şekilde lens bizi karşıladı. Evet bunu bir kenara koyalım. Ardından bizim için önemli olan parçaya geçiş yapalım ve ve karşınızda görmüş olduğunuz üzere ve böylece karşınızda Canon EOS R. Oldukça güzel. Ya bu makine Gerçekten oldukça şık ve zaten daha önce incelemelerde de söylemiştim. Kullandığım en ergonomik makine. Yani tutuşu çok rahat. Şöyle görüyoruz. Ve benim için önemli noktalardan birisi tabii ki dönen ekran. Özellikle vlog çekerken çok işime yarayacak. Son zamanlarda fark etmişsinizdir. Dışarıda hiç vlog çekmiyorum ya da farklı vloglar çekmiyorum. Bunun pek çok sebebi vardı fakat EOS'lar ile beraber artık dışarıda da vloglar gelecek. Farklı farklı videolar gelecek. Tüm ihtiyaçlarımı karşılayacağını düşünüyorum. Bu arada fark etmişsinizdir ki sensör doğrudan açık değil. Böyle bir koruması var içerisinde. Bu da oldukça güzel. Böylece lensi değiştirirken dert olmayacaktır. Yani rahatça değiştirebilirsiniz. Ve lensi de taktığımız zaman adaptörün açılışını da yapalım. Adaptörü size göstermedim. EOS'ları şöyle kenarı koyalım. Fazlaca kestik. Adaptör farklı adaptörleri de var Eosar'ın. Hani onlara da bakabilirsiniz. Bu arada gördüğünüz gibi baya sağlam bir korumayla geldi. Şöyle çıkaracak olursak kendinden kılıfı var. <laughs> oldukça güzel, oldukça sempatik. Ve çıkaralım. Ve karşınızda Canon Eosar. Gördüğünüz gibi adaptörü bu şekilde bu adaptörü kullanarak EF lenslerle de kullanabiliyorsunuz ya da farklı adaptörleri de mevcut. Hani onları da bakabilirsiniz. Hatta şu ortaya çeşitli filtreler takabildiğiniz adaptör de var. Hani bu da oldukça kullanışlı. Genel olarak ürün bu şekilde vlog çekenler için dönen ekran inanılmaz derecede avantaj. Yani mutlaka ama mutlaka bu konu ne kadar önemli olduğunu da son zamanlarda fark ettim. Bildiğiniz üzere daha önceden de Canon kullanıyordum ve Canon'a dönmek beni çok fazla mutlu etti. Genel olarak kutunun içerisinden bunlar çıkıyor. Daha sonra makine üzerine konuşacağız detaylı bir şekilde. Öyleyse kutu açılışında burada sonlandıralım. Ve böylece makinenin kutu açılışında yaptık. İçerisinden neler çıkıyor gördük. İlerleyen süreçte birkaç lens daha almayı düşünüyorum. Onlar üzerine de videolar yaparız. Şu anda ise neden bu makineyi tercih ettiğim üzerine bana neler sağladığı, nasıl avantajlar sağladığı üzerine konuşalım istiyorum ve sizler için birkaç tane madde hazırladım. Maddelere geçiş yapacağız fakat öncesinde oldukça önemli bir konu üzerine konuşalım istiyorum. Çünkü bu noktada pek çok kişinin yanıldığını da görüyorum. İlk olarak bir makine tercihi yaparken Pek çok kişinin yanıldığı ve yapmadığı şey aslında şu. Bizim ihtiyaçlarımızı çok iyi bir şekilde analiz etmemiz gerekiyor ve böylece nelere, hangi özelliklere ihtiyacımız var bunu öğreneceğiz ve ona göre tercih yapmamız gerekiyor. En doğru olan şey bu ve böylece ihtiyaçlarımızı daha doğru bir şekilde karşılayan makineye yönelebiliriz. Bu noktada EOSAR benim ihtiyaçlarıma cevap veriyor. Bu ihtiyaçlarımın neler olduğunda zaten maddelerde parça parça konuşacağız. Dediğim gibi ilerleyen süreçte daha detaylı bir şekilde konuşacağız ve genel olarak benim gibi içerik üreten, sosyal medya için içerik üreten, video ve fotoğraf ağırlıklı çalışan kişiler için en zor neden doğru bir makine? İşte bu maddeler birazcık bunlarla alakalı. İsterseniz gelin maddelere geçiş yapalım ve genel olarak da bunlar üzerine konuşalım. Öyleyse ilk maddemize de geçiş yapalım ve ilk maddemiz şu anda bize kendini gösteriyor. Evet, dönen, hareketli dönen dokunmatik ekran. Canon'u bence en büyük artılarından birisi. Tabi pek çok artı var, artısı var fakat burada dokunmatik ekran benim gibi içerik üreticileri için çok ama çok önemli. Şöyle kenarıya koyayım. Neden diyecek olursanız birincisi kadrajımızı gerçek zamanlı olarak görebiliyoruz. Yani çekim yaparken video hatta fotoğrafta çekerken kadrajımız nasıl, kadraja giriyor muyum, kadrajın içerisinde neler var gibi sonuçta fotoğraf ve video Kompozisyon ama bizim kadrajımızı nasıl kurduğumuz üzerine temel olayı e bunu da görmeden yapmak elbette ki birazcık zor ve bu işlemi kontrol ederek yapmak da bize çok büyük avantajlar sağlıyor. Buna ek olarak elbette ki sadece kadrajlamayı değil buradan genel olarak ayarlarımızı da gerçek zamanlı olarak kontrol edebiliyoruz. Yani kayıt sırasında benim ses kaydım geliyor mu problem var mı kayıt başladı mı odak doğru yerde mi genel olarak makinenin ayarları iso diyafram vesaire doğru mu? Pozlama doğru mu? Gibi pek çok şeyi görebiliyoruz. Bu da çekim yaparken bize çok büyük bir avantaj sağlıyor. Çünkü bazen biz makineyi koyuyoruz. Bu çok fazla başıma geldi. İşte 10 dakika 20 dakika konuşuyoruz. Bir gidiyoruz bir ayar yanlışmış. Eğer ki ben bunu gerçek zamanlı olarak görseydim. Bu noktada hata yapmazdım. Ve Canon EOS R hatta Canon'un pek çok makinesi dönen ekran sebebiyle oldukça işimize yarıyor. Özellikle dediğim gibi bu alanda çekim yapıyorsanız. Tabii ki sadece kendinizi çekmeye işine yaramıyor. Buna ek olarak aşağıdan çekim yapacaksanız dönen ekranı şu şekilde çevirerek alt açıdan çekim yapabiliyorsunuz. Ya da şu şekilde üst açıdan da çekim yapabiliyorsunuz. Ya da hani farklı kombinasyonlarla şu şekilde araya soktunuz şu açıdan şöyle çekim yapabilirsiniz. Yani oldukça fonksiyonel olayın özetinde. Bir diğer maddemiz ise aslında bununla bağlantılı. Bu da buna hiç kimsenin itiraz edeceğini düşünmüyorum arayüz konusu Canon en iyi arayüze sahip marka. Çok net bir şekilde pek çok markayı kullandım, pek çok makineyi kullandım. Fakat Canon arayüzü inanılmaz derecede kullanıcı dostu. Kullanması çok kolay. Zaten dokunmatik ekran olması sebebiyle de menüsü arasında çok kolay bir şekilde değişikliklerinizi yapabiliyorsunuz. Bu da ne demek? İçerik üretmeye, ayarları yapmaktan daha fazla odaklanmanıza sağlıyor. Yani ben Ayarlar doğru mu? Ya ben şunu değiştirecektim. Bunu nereden değiştirecektim diye düşünmekle uğraşmıyorsunuz. Tık 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 tıklayarak işlemlerinizi yapabiliyorsunuz. Bu çok ama çok pratik. Şöyle bir örnek vereyim. Örneğin My Menu sekmesi var. Buradan siz mesela kendi adıma en sık kullandığım şeylerden birisi benim kartı formatlamak. Evet, günlük hayatımda pek çok çekim yapıyorum ve bu çekimlerde Sıfırdan başlamayı seviyorum. Kartın içerisindeki temizlemek için ben bilgisayardan değil, makineme takıp formatlama işlemini yapıyorum ve burada doğrudan My menüme tıklayıp ardından kart formatla diyerek bu menüyü bu arada istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Kartımı formatlıyorum ve bunu birkaç tık ile, tık tık ile çözebiliyorum. Gerçekten bu olay oldukça pratik. Siz kendiniz en çok neleri kullanıyorsanız bu şekilde menünüzü oluşturabilirsiniz. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Canon EOS'un ekranı çözünürlüğü oldukça güzel, boyutu oldukça güzel ve dokunma hassasiyeti çok çok iyi. Yani cep telefonu gibi dokunarak hızlı bir şekilde değişiklikleri yapabiliyorsunuz. Hatta şu şekilde açarak telefon gibi zoom vesaire de yapabilirsiniz ve bu işlemleri çok iyi bir şekilde Canon EOS R ile yapabiliyorsunuz. Hiçbir gecikme vesaire söz konusu değil. Dediğim gibi kişiselleştirmesi, ergonomisi. Ergonomi demişken bunu daha önce RP incelemesi yapmıştım bayağı bir önce. Orada da söylemiştim. Canon makinelerin bu özellikle R serisi çok ama çok pratik. Ele tam oturuyor. Ağırlığı benim için oldukça ideal, boyutu oldukça ideal ve genel olarak ergonomisi çok üst seviyede. Böylece çok rahat bir şekilde elinize oturuyor ve çekimlerinizi yapabiliyorsunuz. Bunu daha önce defalarca söylemiştim. Doğal olarak EOS'u seçme sebeplerimden birisi de tüm bunların toplamı ve bir diğer maddemiz ise tüm bunlarla bağlantılı neden Canon'a geçtim? Çünkü Canon neden bahsediyorum? Canon uzun zamandır ülkemizde mevcut. Çok güzel makineler üretti. Bize fotoğrafçılığı sevdirdi. Ve genel olarak da şunu da düşünelim. Segment konusunda her segmente makineyi bulabiliyorsunuz. Lens çeşitliği inanılmaz derecede fazla. Hem full frame'de hem buna ek olarak crop makinelerde oldukça geniş. E bir de adaptör ile beraber siz EOS ara Crop makinelerin lenslerini de takabiliyorsunuz. İlerleyen süreçte zaten bunların denemesini de yapacağım. Bunları sizlerle paylaşacağım. Yani böylece çok geniş bir lens ve ekipman skalası var. Bu da çok büyük bir zenginlik ve elbette çok büyük bir güven. Sonuçta Canon'dan bahsediyoruz. Tabi lens konusu açılmışken RF lenslerine de değinmeden olmaz. İlerleyen süreçte işte bunları deneyeceğim ve sizlerle tekrardan söyleyeyim ki paylaşacağım. RF lensler oldukça kaliteli ve üst segment lensler. Makine kişiselleştirmeye lensler de bile oldukça el veriyor. Üzerindeki şu tekere istediğiniz her şeyi atayabiliyorsunuz. Üst tarafında makinenin genel olarak konuşayım. Ekranın olması, buradaki ayarları görmek, modlar arası hızlı bir şekilde geçmek, ergonomik olması, pek çok konuda bu makine bize ciddi avantajlar sağlıyor. Şimdi olayın özetinde Canon EOS'u neden tercih ettim? Elbette ki bu tarz sebepler dolayısıyla tercih ettim ve genel olarak benim ihtiyaçlarıma cevap veriyor. Hem fotoğraf tarafında full frame olması, kullanıcı arayüzü olsun kullanmasının pratikliği ve keyifli olması benim için oldukça önemli. Buna ek olarak video tarafında benim gibi içerik üreticiler için dönen ekrana sahip olmak, buradan farklı kamera açılarıyla çekim yapabilmek, lens çeşitliği olsun, kaliteli RF lensleri olsun pek çok ihtiyaca cevap veriyor. Tüm bunları değerlendirecek olursak da elbette ki makine benim için güzel bir makine ve böylece ben de Canon EOS R'a geçtim ve artık sizinleyim diyebilirim. İlerleyen süreçte bütün videolarımı Canon EOS R ile çekeceğim ve böylece bu bilgiyi bu paylaşımı da sizlerle yapacağım. Eğer ki makine hakkında sorularınız varsa bunları da yorum bölümüne bekliyorum. Bir hayırlı olsun, güle güle kullanın da yorum bölümüne bekliyorum. Genel olarak makine bu şekilde. Zaten daha önce RP incelemesi yaptığımda da makineyi çok sevdiğimi söylemiştim. Ve böylece artık bizlerle bakalım ilerleyen süreçte yolculuk nasıl devam edecek bunları da sizlerle paylaşacağım. Öyleyse destek olmak adına videoyu beğenmeyi unutmayın. Dediğim gibi bu bir inceleme videosu değil. Her şeyi bu videoda elbette ki değinemem. Sadece bu kutu açılışı heyecanımı sizlerle paylaşayım istedim. Öyleyse kendinize çok iyi bakın ve videoyu beğenmeyi de unutmayın diyelim. Görüşürüz. Bu arada hazır yeri gelmişken size şundan da bahsetmek istiyorum. Yeni bir eğitim seti çıkardım. Kaliteli videolar için sinemanın temellerini öğrenin. Eğer ki bu alanlara meraklıysanız, bu işin temelini öğrenmek istiyorsanız, ışık konusu, ses konusu, kompozisyon konusu pek çok şey açıklama kısmında bir link göreceksiniz. Linke tıklayarak eğitim setim hakkında bilgi alabilirsiniz. Ve böylece aşağıdaki kuponu kullanarak da hatta linki kullanarak da eğitimden indirimli bir şekilde yararlanabilirsiniz. Bunu da söyleyeyim dedim. Sonuçta bu alanlarda kendimizi geliştirmemiz için kendimize yatırım yapmamız gerekiyor ve kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Bu eğitimin de bu noktada sizler için yararlı olacağını düşünüyorum. Farklı eğitimler de var. YouTube'a başlamayı düşünüyorsanız bakabileceğiniz Adobe Premiere için, Lightroom için. Öyleyse ben de Canon EOS ile fotoğraf çekmeye çıkayım. Güzel fotoğraflar gelecek. Güzel fotoğraflar gelecek.